Gedik Yatırım sunar. Merhabalar. Son dönemde yatırımcılardan sıklıkla duyduğumuz mevduattaki yükselişin borsa üzerindeki etkileri bugün ele alacağız. Bir de şunu söyleyelim, bir finansal enstrümanın değerlemesini yaptığımız zaman risksiz faiz oranı ön plana çıkıyor. Nakit akışlarının bugünkü değeri faiz oranı ile birlikte, güncellemesiyle birlikte bir değer çıkıyor. Buradan da şu sonucu elde edebiliriz. Bir faiz oranı herhangi bir enstrüman için, finansal enstrüman için belirleyici etkidir. Son dönemlerde yatırımcıların sorduğu mevduattaki yükseliş, bu rasyonel politikalara geçişle birlikte mevduattaki yükselişin borsa üzerinde etkileri nasıl olur diye talepler geliyordu. Baktığımız zaman evet, pandemi döneminde başlayan düşük faiz politikası ve sonrasında da yüksek enflasyonla birlikte mevduat faizlerindeki düşüşler Borsa İstanbul'u alternatifsiz kılmıştı ve sert yükselişlere neden olmuştu. Ama seçim sonrasında baktığımız zaman artık politika faizindeki yükselişler, kademeli yükselişler mevduat faizlerini de yukarı çekiyor. Doğal olarak artık yatırımcıların alternatif bir ürünü de oldu. Keza Merkez Bankası 2024 sonunda %33'lük bir enflasyon beklentisi var. Doğal olarak artık bu süreçte yükselen mevduat oranları borsaya ciddi alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle özetleyelim, risksiz olarak kazanacağımız 40.000 TL'nin üstünde eğer Borsa İstanbul'da endeks bakımından veya enstrüman bakımından bir getiri bulabiliyorsak, evet, bu hem enflasyon karşısında hem de faiz karşısında bizi cezbedebilir. Ama değerlemelerde 40'ın altında bir oran ise tabii ki doğal olarak yatırımcıda risksiz olarak gördüğü mevduata yönlenir. Bu nedenle yükselen faiz ortamında ve mevduat faizlerinde artık yatırımcılarımızın da alternatif bir finansal enstrümana sahip olması son dönemdeki bu Borsa İstanbul'daki satışlara da kısmen neden olduğunu düşünüyoruz. Bu tür videolar için bizi takip etmeyi unutmayınız. Gedik Yatırım sundu.